Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 150 yılının sürekli yönetim tartışmalarıyla geçtiğini hatırlattı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin mecburiyetini anlattı. Tanzimattan meşrutiyete, Cumhuriyet'in ilanından çok partili siyasi sisteme kadar pek çok yol ve yöntem dönenmiş, ancak arayış bir türlü bitmemiştir. Bu arada yaşadığımız pek çok darbeyi, darbe girişimini, vesayet baskılarını da unutmamak gerekiyor. Bu da ortada yerli yerine oturmayan, iğreti duran, milleti mutmain etmeyen bir duruma işaret ediyor. Türkiye'nin gündeminde olan anayasa değişikliğiyle yöneldiği yeni sistem arayışı işte bu ihtiyacın bir neticesidir. 35. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan aldığı bir şikayeti paylaştı. Konunun muhatabı kaymakam için sert açıklamalar yaptı. Bir gazimizi aradım. Ve gazimiz evraklarını gönderiyor. Fakat evraklar maalesef işleme konmuyor veya ağırdan alınıyor. Tabii ilgili yerlere de durumu bildirdim. Ama şimdi buradan sesleniyorum. İlçesini, ismini falan vermiyorum. Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen orada kalıcı mısın ya? O gazi kendini niçin feda etti? Bu vatan için feda etti. Köprünün üzerine niçin yürüdü? Bu vatan için yürüdü. Bu millet için yürüdü. Eğer sen şimdi o makamda varsan, o gazi sebebiyle varsın. Haddini bileceksin. Ha, haddini bilmediğin zaman da haddini sana bildirirler. Bunu da bileceksin. Ülkemizin son yıllarda ardı ardına yaşadığı sıkıntıların yeni bir doğuşun, yeni bir yükselişin habercisi olduğuna inanıyorum diye devam eden Cumhurbaşkanı, Batı'nın Türkiye'nin bu çıkışını kabullenemediği için türlü türlü kirli oyunlara girdiğini söyledi. Paranı kısarız, dolarını kısarız. Neyi kısarsanız kısın. Evelallah bu millet küllerinden doğarak yine sizleri boğar. Bugün buradan tekrar söylüyorum. Ne raporu hazırlarsanız hazırlayın. Bizim raporumuzun sahipleri buradadır. Bu ülkeyi etnik köken, mezhep, meşrep, terör örgütleri ekonomi üzerinden yıkamadılar. Artık atacak kurşunları kalmadı diyen Erdoğan, bundan sonra sıra bizde dedi. Bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir. Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır prensibiyle mücadele alanımızı genişleteceğiz. Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. Tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız, bunu böyle biliyoruz.